Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugünkü videomuzun konusu Erzurum sanayisinde Çağdaş Otokaporta'nın misafiriyiz. Çağdaş Otokaporta'dan Ferit ustamız, Ferit Bingöl. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederim Musa. Sen nasılsın? İyiyim abi. Videonuza bizi dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimiz adına. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sanayide kaporta dükkanında blok çekiyoruz. Kaporta dükkanında neler olur? Ustalarımız işte bu işe ne zaman başladı? Nasıl yapıyorlar? Ne oluyor? Vesaire vesaire. Bugün bir günümüz sanayi kaporta dükkanında geçecek. Ustalarımızla sohbet, muhabbet, merak edilen sorularımız var ustalarımıza. Bunları soracağız. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. Some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Arkadaşlar selamünaleyküm. Videomuzu burada başlatıyorum. Burası Erzurum Otosanayi'de Çağdaş Otokaporta. Başta söylediğim gibi Ferit ustamız, Onur usta. Abi öncelikle merhaba. Merhaba Osman, hoş geldin. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığın için, böyle bir video için. Şimdi sana birkaç sorumuz olacak abi. Evet. Sanayide bir kaporta ustasının bir günü nasıl geçer? Sanayide kaporta ustasının günü nasıl geçer? Yani sabah kalkarız biz de her insan gibi. Kahvaltımızı yapar, işimize geliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben işime, sanatıma her şeyimi adadım. Yani işimi sevmeyen bir insan gerçekten işinde başarılı olamaz. Evet. O yüzden ben işimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Yani işimi çok severek yapıyorum. Dediğim gibi yani yaklaşık 24 yıldır ben bu işin içerisindeyim. Evet. Abi sözünü kestim, özür diliyorum. Ben bu dükkanı 2016 yılında keşfettim. Yani 2016 yılında bir Golf 7'm vardı, gri bir Golf 7, çamurlu. Şey olması lazımdı, boyasız yapılması lazımdı. Evet. Ne derler ismine? Göçük, boyasız göçük olabilir. Düzeltme. Sordum, soruşturdum. Erzurum'da en iyi kaporta ustası, yani kaporta işçiliğini yapan buraya gösterdiler. Buraya geldim. Yani yaklaşık 8-9 senedir buradayım. Her işimi de burada yaptırıyorum. Araç dönüşüm olsun. Hani reklam değil, sadece öneri arkadaşlar. Başka dükkanlara gidip de, ya tabii gidebilirsiniz, sizin tercihiniz ama burada tanıdığınız, bildiğiniz ustalarla güler yüzle karşılaşacaksınız geldiğiniz zaman. 10 seneye yakındır yaklaşık ben buradayım. Hiçbir zaman da Allah için sizin yani kötü bir işçiliğinizi görmedim. Eyvallah. Bunun için başta teşekkür ediyorum. Onur kardeşim. Geldim abi. Senden de bir hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sen ne zaman bu işe girdin, yani nasıl oldu? Ben 6 yaşından beri, 6-7 yaşlarından beri babamın yanına gelip gidiyorum. Yani ondan sürekli ondan gelip gidiyorum diye. Babam bu mesleği yapıyor. Aynen, sen de onunla beraber başladın. Aynen. 10 günden bugüne buralardasın. 8-10 senedir yani buradayım, yani gelip gidiyorum buraya. Seviyor mu bu işi? Yani arabaları sevdiğini biliyorum. Aynen, arabaları seviyorum. Yani bu işi de yapmak istiyorum. Baba mesleği. Aynen, baba mesleği. Yani yapmak istiyorum bu işi. Yani öncelikle yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz işte. Abi şimdi sana takipçilerimize sorduğumuz sorular var. Takipçilerimizin, insanların merak ettiği sorular. Evet. Bu sorulardan birkaçını sana soracağım. Evet. Cevap vermek istemediğin olursa vermeyebilirsin. Sıkıntı yok, söyleriz. İlk tamir ettiğin arabayı hatırlıyor musun? Evet. O zaman çıraklığındı herhalde. Yani. Ya evet. Zaten şöyle, yani tamir etmek
derken şöyle söyleyeyim, yani sen yavaş yavaş bu işin bir ucundan tutarak bir şekilde ilerliyorsun. Şunu söyleyeyim, kaporta işi gerçekten yani basite alınacak bir sanat değil. Evet. Çünkü kaporta yani gerçekten bunu bilenler, hakkıyla yapanlar şöyle söyleyeyim bilirlerdir. Kaporta dünyada en zor yapılacak işlerden biridir. Çünkü tamamen el sanatı. Evet. Yani buradaki işçilikten şöyle söyleyeyim. Hani hafif bir dalgalı bir yer. Tabii, olsa insanın gözüne çarpıyor. Artı mesela şöyle bir durum var. Şöyle söyleyeyim, bir çöp kutusunun veya bir kovanın, bir tenekenin üzerinde bir kamyon geçmiş düşün. Onu tekrar eski haline getirmek. Evet. Ya bir, tabii bir kaporta, yani kaporta sonuçta araç gövdesi demir saç aksamıyla olduğu için bunlarda ezilme, eğilme, tabii değiştiğimiz parçalar da oluyor illaki ama temel mesele parçaları, şaseler olsun, kodiyeler, direkler, bunlar hep tekrar onarılıp eski haline gelmek zorunda oluyor mesela. Bu da çok ince bir sanat gerektiriyor. Evet. Yani böyle işte aracın dışarıdan görseli, estetiği, görüntüsü tamamen kaportadan geçiyor bu. Ya bir de öyle bir şehirdeyiz ki arkadaşlar, Erzurum'dayız. Burada insanlar arabalarını çok sever. Yani evet. Çoğu insanın evet. evi vesaire olmaz, arabası olur. O yüzden arabalarına çok titriyorlar, yani çok seviyorlar. Bu yüzden bir işi bu şehirde beğendirmek çok zordur. Sen ustasın abi, daha iyi bilirsin. Evet. Bu yüzden kaporta işçiliği bence çok zor. Arkadaşlar bugün sizlere kendimin de gidip döner yediği bir mekanı tanıtmak istiyorum. Bu mekan Erzurum Şükrü Paşa bölümünde bulunuyor. Gelmek isterseniz Barış Pınarı Köprüsü'nden düz devam edince sağ tarafta bankamatin yanında kalıyor. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Arkadaşlar mesela girdik. Bu abimizi hiç tanımıyorum. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Böldüm, kusura bakma abi. Estağfurullah. Ne zamandan beri burada yemek yiyorsun abi? Ben tam olarak bir yıldan beri burada yemek yiyorum. Bir yıldan beri. Evet. Memnunsun? Çok memnunum. Mezeler olsun, paket servis olsun, lokantanın hijyenik temizliği olsun, garson arkadaşların ilgisi olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Abi bir de ben bir şey duydum. Bu yanında verdikleri meze ücretsiz oluyormuş. Evet. Yoğurdu, cacığı, patatesi, soğanı, salatası, mezesi, bunların hepsi ikram. Sadece yediğimiz dönerin parasını. Döner, yediğin döner ne kadar mesela abi şu anda? Bir lavaş dürüm 100 lira veriyor. 100 lira, yanındaki evet. mezeler ücretsiz. Yanındaki mezelerimizin hepsi ücretsiz. Teşekkür ediyorum, rica afiyet ederim. Olsun abi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum abi. Şöyle, sanayi genelinde şöyle bir sıkıntı olduğunu ben son zamanlarda duyuyorum. Dükkanlarda çırak bulmak zormuş artık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Artık yani dükkanlarda ustalar çırak bulup çalıştıramıyor. Tabii bu işi çıraklar yapmasa ileriki yıllarda, atıyorum bundan 10-15 sene sonra kimler yapacak? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şöyle diyeyim. Şimdi öncelikle abi kimse eskisi kadar yani bu mesleğe önem vermiyor. Yani kimse eskisi kadar yani şu anda ileri dönemde yani usta olacak yani kimse gelmiyor yani usta yani ileride nasıl ya bu işe biraz daha değer verilmiyor. Aynen değer verilmiyor yani. Bu yüzden dolayı da çırak sıkıntısı aynen, yani. Aynen bu yüzden çırak sıkıntısı oluyor. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam abi. Siz rast gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Evet. Bu kadar. Abi sen ne düşünüyorsun çırak konusunda? Olsun ben bir ideal bu konuyla alakalı şeyler görüşümü şöyle belirtmek istiyorum. Bana göre sanayide çırak yetişmesi tamam yetişmiyor ama yetişmesi de gerekiyor. Yani herkesin çocuğu okuyup da bir yere gelecek bir yani işte memur ya olacak. Herkes başka, memur olsa bu işi kim aynen, yapacak? Bu işleri kim yapacak? Ve şunu söyleyeyim. Yani ben belki okumadım bu işi yaptım ama pişman değilim. Evet. Dediğim gibi yani işimi de seviyorum. Ben mesela bununla alakalı şöyle bir örnek vereyim. Ben bir hastaneye, bir doktora muayeneye gittim. Evet. Doktorla bir sohbet arasında ne iş yapıyorsun dedi bana. Otokaportacıyım dedi. Aa dedi, ne kadar güzel dedi. Hatta sizin işiniz bizden daha rövanşta mesela. Biz oraya gelebilmek için mesela işte şu anda artık usta olmadığı için
iş yaptırmak için randevu, yani randevu oluşturuluyor. Aynı hastanede olduğu sistem gibi. Evet. Dolayısıyla da yani işimizi gerçekten küçümsemesinler. Sanayide çırak yetişmesi, bu işin devam etmesi çok önemli. Olması gereken bir yani şey. Bir de hiç önü bitmeyen bir sektör yani arabacılık. Aynen araba öyle. Sürekli üretiliyor. Herkes yani. De kullanıyor. Şimdi bir sorumuz var. Bu soruyu sana sormak istiyorum genç bir kardeşimiz olarak. Kendi arabanın kaportasında küçük bir hasar olduğu zaman bunu tamir mi edersin yoksa daha iyi bir ustaya danışır mısın? Yani amcana, babana falan verir misin yoksa kendin mi yapmaya çalışırsın? Öncelikle abi aracımda belli hasar yani yapabileceğim bir işse kendim yapmaya çalışırım, uğraşırım. Eğer yapamazsamsa babama, amcama yani her yani yaptığımda zaten soruyorum da babama, amcama her şekilde yani sorarım yani olmuş mu? Böyle daha mı olur, nasıl yaparım, o anlamda. Aynen, kendim yapmaya çalışırım, sonra babama ya da amcama danışırım yani. Aynen. Yani baktırırım, olmuş mu, olmamış mı, zaten onlar da bakarlar, olmuşsa olmuş, olmamışsa şu şekilde, yani her şekilde yani tarif ederler yani. Ferit Usta, senin böyle karşılaştığın bir hikaye var mı? Olsan benimle karşılaştığım aslında kendim... İlginç bir kaza. Tabii kendimin karıştığı kendim bir kaza, aynen kendim karıştım böyle bir kazaya. Merak burada, ettim ben. Tabii şöyle oldu. Karıştığım kazada karşı tarafa öncelikle tabii geçmiş olsun diledim. Daha sonra aracı nasıl yapacağız, ne yapacağız derken ben kaportacıyım, kendim yapacağım aracımı deyince aa ne garip dedi, biz de kaportacıya çatmışız diye. O şekilde bir şeyimiz oldu bizim. Aracımız tabii getirdik, yaptık. Onardık, bindik tekrar. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Anladım. Öyle bir durumlar oluyor. Birisi sana çarptı. Aynen. Güzelmiş. Şöyle bir sorumuz var. Geçmişte kaporta dükkanı nasıldı? Kaporta ustacılığı nasıldı? Hani 20 yıl önce misal, 28 yıl önce. Şimdi teknolojinin faydasıyla beraber neler oldu? Teknoloji hani kaportada ilerledi mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında dediğim gibi kaporta çok farklı bir sanat. Yani kaportada çok farklı böyle hani derler ya sihirli bir değnek şeyi evet. Olamıyor. Kaportayı yani şöyle söyleyeyim. 50 yıl da geçse yine kaportacı o işi kendi taktikleriyle yapmak zorundadır. Çünkü kaportada mesela sadece şunlar olur. El aletlerinde işte belli başlı gelişmiş daha iyi bir aletler mesela çıkabilir. Ama dediğim gibi yani bir robot olamaz yani. İşçilik mantık aynı. Tabii, sadece aynı, araç gereçler. Aynen öyle. El aletleri kullanılan işte çektirme aletleri olsun. Bir de tabii şu oluyor. Mesela geçmişte çok fazla parça temin edilmiyordu galiba. Evet. Ama şimdi her arabanın parçasını tabii boyasız, özellikle mesela şunu söyleyeyim, teknolojinin getirmiş olduğu kaportadaki yani kolaylıklar şunlar. Eskiden sözümü kestim abi. Eskiden vurduğun zaman onu yapmak zorundaydım. Evet. Gibi mi yani? Şimdi tabii, olmuyorsa değiştir. Yine var onlar mesela. Biz halen daha parça bulamadığımız araçlar oluyor. Oluyor. Bunları yani işte ustalık burada devreye giriyor zaten. Biz sajla onun tekrar kalıbını basıp aynı parçayı oluşturup el sanatıyla yaptığımız yerler olabiliyor mesela dönem dönem. Dolayısıyla da yani dediğim gibi teknolojinin kaportaya getirmiş olduğu sadece işte şey olabilir mesela. Göçük onarımı için belli başlı yeni aletler mesela çıktı. Bunlar işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Bunun yanısıyla işte kaporta... Çok fazla teknoloji, sanata aynen, yani çok fazla teknolojiyle bir şey olmuyor yani. Bitirmeden bilmiyorum. Önce son bir sorum kaldı. Veriniz. Elektrikli otomobillerle normal otomobiller kaporta durumu aynı mı? Tabii kaportada bizim için elektrik ve motorun aslında bizim için hiçbir etkisi yok kaportaya. Kaporta durumunda tabii, fark yani etmiyor. Yani bu motor elektrikli de olsa, benzinli de olsa, dizel de olsa bizim için bir şey fark etmiyor. Çünkü kaporta. Şu son zamanlarda elektrikli otomobiller yürüdü gitti. Evet. İnsanlar bunu merak ediyor. Hani tabii burada da otomobil alırsam kaportası. Aynen burada da elektrikçiler ve motorcular da ister istemez belli başlı artık bir farklı bir şeye geçmiş oldu. Teknolojiye farklı bir çağa geçmiş oldu. Bunda da işte artık motorcu arkadaşlarımız kendilerini geliştirecekler artık. Onları ilgilendiren bir nokta. Bizi çok ilgilendirmiyor bir kaportacı olarak. Siz rahatsınız. Aynen. Kaporta aynı. He, bizde değişiklik yok. Teşekkür ediyorum Onur kardeşim. Söylemek istediğim bir şey varsa. Söylemek istediğim bir şey yok abi. Şöyle bir öneride bulunayım. Eğer okuduysanız yani elinizde bir meslek daha yoksa veya okumak istemiyorsanız, bir meslek sahibi olmak istiyorsanız sanayide başka türlü bir meslek sahibi olabilirsiniz yani. Öyle boş dolamaya gerek yok.
hayatınızı evet. idame ettirmek istiyorsanız hani okuyamıyorum ya da işte örnek veriyorum bana yatmıyor kafama dediğiniz zaman gelip kendinizi sanayide işte en azından yaz tatilinde falan gelip geliştirebilirsiniz, meslek sahibi olabilirsiniz diyorsun. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine başta dediğim gibi Ferit Ustam, Nail Ustam içeride, oğlu Onur Usta. Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz alakanızdan dolayı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.